Selamünaleyküm. Soruna şöyle cevap vereyim. İnsanı psikoloji vartaları atan, içsel çöküntüye sebep olan, söyleyeceklerimin zıttı ruhta olmasıyla olur. Ruhun ana yapısını, ana yapı taşlarını meydana getirene şuunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığıdır ki onlar şunlar. Soğanın cücüğü gibi tam merkezden dışarıya çıkacağım. Bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri Mektubat adlı eserinin 286. sayfadan söylüyorum. El merkezde şefkati mukaddese, çık dışarıya muhabbeti münezzehe, çık dışarıya şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar mukaddes. Hepsi mukaddes. Allah'ta şefkati mukaddese var. Bizde karşıtı, yani karşılığı, yansıması, taayyunu ve teşahhusuna şefkat deniliyor. Allah'ta şefkat-ı mukaddese, bizde şefkat. Allah'ta muhabbet-i münezzeh, bizde muhabbet. Sevk-i mukaddes, şefk-i mukaddes, lezzet-i mukaddes, memnuniyet-i mukaddes, iftihar-ı mukaddes. İnsanı canlı tutan, içsel yapısını canlı tutandır. İşte bunu ortadan kaldıran malum işte imansızlıktır. Bunları temelini kaldıran imansızlıktır. İmansızlığın kökeni de Şat-ı Caz'dan bağlıyorum. Üç insan modeliyle tanımlar. Nasıl olur? Atlamak gibi gözükürken la ilahe birinci kategori, sonra illallah var. La ilahe illallah oluyor. İman sahibi oluyorsun. Bunu tek tek şey yapayım. La ilahe terk ve tecerrüt. İlk önce terk, yani şirki terk edersen iman olur. İlk önce terk. Terk, şirki terk, la ilahe terk, sonra illallah. La ilahe. İlah dediklerine bak bakalım. Şirkleri terk edeceksin. Putları terk edeceksin. Putları. O zaman illallah olur. Uygularsam la ilahe illallah ilk önce terk edip sonra kabul eden, illallah kabuldur, mümindir. 2. La ilahi terk etmiyor, illallah diyor. Bu münafıktır. La ilaheleri terk etmiyor. Yani bakıyorsun falanca sisteme, falancalara taraftar ama namaz da kılıyor. Bu münafık oluyor. Kafir ise ikisini de reddediyor. La ilahe illallah'ı terk ediyor. Kafir komple reddediyor. Münafık la ilahi terk etmiyor, illallah diyor. Zaten Kur'an'da bununla alakalı ayet var. Birinci Şuada, Risale-i Nur'da ilk önce tagut inkar edilmeli. Sonra iman oluyor. İmanın nuru Allah veriyor. Şimdi hep bunlardan öteye insanda içsel enerjisini aktif eden ümittir. Yok eden yeistir, ümitsizliktir. Dışa vuruşu itibariyle sordun, ahlak olarak gözükür. Mesela şefkati mukaddese bizde şefkat, muhabbeti münezzehe bizde muhabbet. Bunlar bizde nasıl gözüküyor? Ahlak, huluklar, huylar. Böyle yapa yapa bizde meleke sahibi oluyor, istidatlar. Ağacın çekirdeğine benzer. Ağacın kabilettir o. Biz de Allah ruhumuza Celle Celaluhu ruhumuzda bunları ekmiş. Ekmiş. Bunları kabul ederek, ilk önce redlerimizi yaparak, sonra kabul ederek, yani uygularsak, haramlardan uzak olmadan, ibadetlerden zevk alamazsın. Şirkleri terk etmeden imanın keyfine varamazsın. İlk önce
YouTube'lardan, haram şeylerden, gıybetlerden, haram yemelerden. Haram yemeyeceksin, giymeyeceksin, miras hukukuna dikkat edeceksin, adaklarına dikkat edeceksin. Mesela bir tanesi diyor ben hüküm getirmem ama gerçi nisap miktarı olmakla beraber Allah Resulü kadar bu sesimi dinleyenler hiç kimse fakir değildir. Allah Resulü'nün yarın yiyeceği yemeği yoktu. Aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam kadar hiçbirimiz fakir değiliz. Yarınki yemeğimiz var. Ha? Ama iki tane keçi keserdi kurbanda. İki tane keserdi. Yani gerçi nisap miktarı getirmiş tamam. Ama demek ki ilk önce haram yemeyeceksin kardeşim. Haramları yapmayacaksın kardeşim. Harama muhatap olmayacaksın kardeşim. Kimseye suizan etmeyeceksin kardeşim. Gıybet etmeyeceksin kardeşim. Kimse hakkında şefkat tokatı ver yedi diye suizan haramına girmeyeceksin. Bediüzzaman Hazretleri 10. lemada şefkat tokatın başında diyor ki onaylayan tamam kabul eden kardeşlerimin yediği şefkatları sayacağım, ifade edeceğim ama belki razı gelmez diyen kardeşlerimin diyor rızası yoksa yayınlamayacağım diyor. Bazılarının ustadın çok halis talebeleri var. Ama hiçbirisinin şefkat tokatı orada şey hiçbirisini demiyorum. Bazılarının şefkat tokatı yok. Demek ki razı gelmemiş. Orada şefkat tokatları zikrediyor. Orada kaydı nedir? Diyor ki razı değilse diyor ben şefkat tokatını yayınlamayacağım diyor. Ne çıkıyor bizde? Kardeşim birisi hakkında şefkat tokatı yedi demek şu günah işledi, şu yanlışı yaptı suizanıdır. Onaylarsa suizan olmuyor. Suizan da haramdır. Mesela benim hakkında diyorlar şefkat tokatı yedi. Ben buna razı değilim. Şefkat tokadımı yedi mi nereden biliyorsun? Abise girdi şefkat tokadı yedi. Belki de Allah bana bir makam tayin etti. O makama amelimle muvaffak olamıyorum. Sen de olamıyorsun. O makama yükselmen için Allah böyle bir yöntem şey yaptı. Kebair günah işledi mi nereden şey yapıyorsun? Allah Resulü'nün çocukları vefat etti. Ustad 28 sene şey yaptı. Şefkat tokadı mı yedi? Yani yanlış. Onun için haram yapmayacağız kardeşim. Gıybet etmeyeceğiz kardeşim. Haram yemeyeceğiz kardeşim. Miras hukukunda kız kardeşlerine vesaire ona dikkat edeceksin kardeşim. Derslerde, hizmetlerde suizan etmeyeceksin. Sorun yapmayacaksın. Yani hizmetten istifa, yani hizmetin içerisine bir şey katanlardan ol. Ahtapot gibi hizmetten istifade etmesif çalışma. Senelerden beri hizmete devam ediyorsun. Bir katkın yok. Bir fatura ödememişsin. Ama senelerden beri tuvaletine gidersin. Kağıdını, çayını içersin, şey yaparsın. Bir defa bir fatura ödememişsin. Misal. Ondan sonra hizmetten hep manevi istifade etmişsin. Sorun olmuşsun, bağnaz olmuşsun, geçimsiz olmuşsun. Onun bunun aleyhinde konuşmuşsun, suizan etmişsin. Ne biçim adamsın yani? Allah sonra huzur alacak. Ya katkılı olacaksın. Bazıları zaman yani uyumlu olacaksın, anlayışlı olacaksın, sahiplenen olacaksın, dürüst olacaksın. Yani adam olacağız, adam. Adam olacaksın demiyorum haşa. Dedimse de kusura bak. Adam olacağım, adam. Adam gibi adam. Yan pürüyüm pürü değil, doğru Musa. Sonra bu yedi tane şeyi İnkışafına sebep olacağız. Şefkati mukaddese, muhabbeti münezzeh, şefkatimizi, muhabbetimizi, sevk, hariç sevk, sebepleri, şefk, içsel donanımları aktif, lezzet, öyle ulvi şeylerin peşine, ulvi lezzetler, suflisi değil, insanı canlı tutan, sonra memnuniyet ve iftihar. Ben seni iftihar ediyor. Kardeşler, kısacası şöyle bir şey düşün. On böyle bir insan düşün sokakta, bir insan düşün çok şefkatli, bir insan düşün çok zalim, bir insan düşün çok muhabbetli, bir insan düşün
Çok hain, hasetçi vesaire. Nasıl müstakil bir ruhu var? Hasetçinin bir var adam, bir kadın işte haset. Bunun ruhu var, hayatı var, aklı var, bedeni var, müstakil. Sokakta bütün insanları tek tek düşün. İşte bu tek teklerin bizdeki, içimizdeki karşılıklarına his deniliyor. Duygu deniliyor, latife deniliyor. Kalite kalite bu. O zaman bizim şefkatimizin müstakil bir ruhu var. Bu yeni tespitim külliyattan. Şefkatimizin, muhabbetimizin, şefkimizin, şehvetimizin, vefamızın, hayamızın, ferasetimizin, dirayetimizin, bazı ne aklına geliyorsa hepsinin müstakil bir bedeni var. Bedenin içinde bir hayatı var. Hayatın içerisinde aklı var. Onun da ötesinde ruhu var. Bu tek tek yani böyle bir şahsiyet. Şahsiyetlerin toplamısın sen. Onun için dikkat etmek lazım. Femen yakfurun bit tağut. İlk önce tağutu terk edeceksin. Ondan sonra bu tek tekleri o zaman çok önemli kendini yönetmek. Devamlı katkı yapacaksın. Su bile akmasa kokar. Geçen bir rüyam görmüştüm. Derste naklettim ama burada da nakledeyim. Benimle alakası yok. Derslere yoğunlaştığım zaman, çok yoğunlaşırsam, düşüp uyuduğum zaman sanki dersi kaldığım yerden devam ediyormuş gibi oluyor. Bazı derslerimde öyle oluyor. Mesela Adem çalışıyordum. Adem yokluk. Düştüm masama. Uyudum böyle öğleyin. Düştüm yani. Bir baktım bir rüya gördüm. Aynı kaldığım yerden devam ediyorum derste. Bana bir tanesi diyor ki su niye akar biliyor musun? Allah Allah. Su niye akar? Fizik kanunlarına göre karar kılmak içindir. Kararsız olduğu için akar yukarıdan aşağı doğru. Ne yapar? Karar. Karar kılarsa durur ve su kokar. Bana şöyle dendi. Adem'den vücuda geçişin adıdır akmak. Adem'den kaçıyor diyor su. Allah Allah. Su niye akıyormuş? Adem'den vücuda kaçışmış. Onun için akarmış. Bu akılla bilinecek, söylenecek bir örnek değil ya. Sonra devam etti iki örnek verdi. Aynı bunun gibi diyor. Eğer bir insan duran su dahi olsa bozulur. Adem'den vücuda ki yeknesak hayat Adem'e racidir diyor. Üstad rücu eder diyor. Yani standart yaşarsan hayatını suyun kokması gibi standart Adem'e gidiyor. Yani yokluk. Standart böyle. Hayatını standart yapmak, Allah Resulü'nün tabiriyle iki güne eşit yapmak, eklememek. O zaman durağan olur, Adem olur. Adem de ne getirir sana? Bir sürü, yani bir sürü derken şu anda bilinen 14 tane psikoloji hastalıklar olur. Psikolojik hastalıklar durağan kafada olur. Kendisine katkı yaparsa aklına, fikrine, tefekkürüne, devamlı ekleme, her gün bir şey eklerse, iki güne eşit yapmazsa, böyle devamlı hareket halinde olur. Bu Adem'e düşmez. Yokluğa düşmez. Bu kafa Adem'den vücuda kaçış olduğu için devamlı kazanımlarını arkada bırakır. Mesela bir kamyonda oturur musunuz kamyonda? Kamyon hareket ediyor. Fazla hızlı gitmesin, 60 da gitsin. Asfalta bakar mısınız? Ben eskide babamın arabasını böyle yapardım. Kamyondu. Arkaya otururdum. Yolcuları kamyonla taşıyorlardı eskide. Asfalta bakardım. Asfalt çıt 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 çıt. Benden hep uzaklaşırdı. Ben hep onların böyle asfalta bakardım. Asfalta. Asfalt geriye nasıl gidiyordu? Meğer ileriye gidiyormuşum. Yollardaki ağaçlar tak 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 geri gidiyor gibi. Dolayısıyla insan niye psikolojik rahatsızdır? Su niye akıyor? Aynı şeyi bana anlattı o zat. Dedi ki suyu niye akar? Adem'den vücuda kaçıştır. Eğer su bile durağan olursa akmasa kokuyor. Senin kafanda benim tövbe senin değil benim kafamda sabit olursa kafam kokar. Koktuğu zaman da ya kurtlanır ya koku verir ya böyle havayı değiştirir. İşte bizim kafadaki sıkıntılar da bunlardan. Tamam. Hadi bakalım. Eğer şunu da eklemek istiyorum. Risale okuyorum.
Bak Risale okuyorum. Hizbul Kur'an okuyorum. Niye düzelmiyorum? Kaç senede bozuldun kardeşim? 15 senede sefi yaşadın. Ehli dünya gibi yaşadın. Ne zamandan beri Risale, Hizbul Kur'an okuyorsun? Bir hafta, 15 gün, bir aydan beri. Ya 15 sene bozulduğunu bir ayda düzeleceksin. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok kardeşim. Risale-i Nur 1 okuyacaksın. 2 ehillerinden de dinleyeceksin. Okumak, yazmak. 54 Kastamonu'dan söylüyorum. Okumak, dinlemek. Bir de takıntıların varsa takılıyorsun. Risale okuduğun halde, Risaleleri okuyanlardan dinlediğin halde takıntın gitmiyorsa bir eksiğin var. Yazacaksın. Yazarak oku. Yazacaksın kardeşim. Hizbul Kur'an'ı da Hizbul Kur'an, Kur'an'dan kalbi, vicdani, akli, fikri, vehim ve vesveseler çare olabilecek ayetleri Bediüzzaman Hazretleri bir araya getirdiği kitabın adıdır. Hizbul Kur'an satılıyor. Onu okuyacaksın. Her gün 3 sayfa okudun, Risale okudun, dinlediğin halde gitmiyorsa bir eksiğin var. Ne o? Yazarak okuyacaksın. Yazacaksın. İster Osmanlıca yaz, istersen Latince yaz. Bu dediğimi yaptıktan sonra Hizbul Kur'an okuyorsun. Yani Kur'an oku. Her gün okuyacaksın. Haftada bir defa bir cüz okumak değil. Güne böleceksin. Her gün Risale şey Kur'an okudun. Hizbul Kur'an okudun. Risale hem dinledin, hem okudun, hem yazdığın halde. Sıkıntın gitmiyorsa doktora gideceksin. Tamam. Başka hiçbir namete muhtaç olma. Hiç olur mu? Hiç kimseye muhatap olma. Yok o şöyle korur da şöyle yapar da cin var da beni nazar ettiler de sihir. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Bak bu işin ehliyim. Hangi ehliyim? Bunun ilmi var işte. Ben hulasa ediyorum size. İçimdekinin hepsini anlatmıyorum. Ehliyim derken böyle bazıları ehliyim bu okuyor mu uçuruyor kaçırıyor. Öyle anlayan saf trikler de var. Ehliyim demek. Bunu anlatabilen buna bu benim haritam olmuş. Önümde kalem gibi kesin. Ehliyim yani. Bunun ilmi var. Burada tevazu yapmayacağım. Risale-i Nur'dan bunu almışım. Risale-i Nur'u okursan, dinlersen, yazarsan, Hizbul Kur'an okursan, terklerini de zaten başta söyledim yaparsan, gene rahatsızsan Ahmet Mehmet'e değil doktora gideceksin. Tamam. Ayağın kırıldığı zaman nasıl ki ortopediye gidiyorsun. Orada baston alıyorsun. Şahsiyetin gidiyor mu baston aldığın zaman? Ya baston kullanıyor. Ha, ilaç da baston gibidir. Senin şahsiyetinin alakası yok. İmanla da alakası yok. Biyolojiktir. Tamam mı? Namerte muhtaç olma. Gitme. Bırak şey sihiri, büyü, göz yaptığı hiçbir şey yok. Bunları yap. Dediğimi yap. En sonunda doktor. Selamun aleyküm.